Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 15. haftası 5. videosundayız. Son videodayız. Düzgün altıgeni anlatacağız. Bir de altıgen bittikten sonra ufacık bir yer var onu da anlatacağız haberiniz olsun. Evet gençler dersimize başlayalım. Düzgün altıgen. Altı kenarın uzunluğu eşit ve altı iç açısı eş olan konveks çok gene düzgün altıgen denir. Evet düzgün altıgen de önemli arkadaşlar. Çok fazla özelliği varmış gibi ama mantığını kavrayınca çok daha rahat bir şekilde yapacaksınız. Biraz sonra göreceksiniz zaten. Bir iç açısı 120 derece. Şimdi iç açıyı nasıl buluyorduk? Dış açıyı bulup da dış açısı da 60 derece demiş zaten. Nasıl? 360'a 6'ya böldüğünüzde dış açısı 60. iç açısı da kaç derece geliyor? 120 derece geliyor. Evet bunu hallettik. Sonra gelelim şuraya. Düzgün altıgenin 6 tane simetri ekseni vardır. Evet 6 tane simetri ekseni vardır. Bu bütün düzgün çokgenlerde böyle mi? Kenar sayısı kadar mıdır? Evet. Düzgün beşgende 5 tane. Düzgün altıgende 6 tane. Düzgün yedigende 7 tane. Ee, yalnız şunu söyleyebiliriz. Düzgün tekkenlerde bir köşeden karşı kenara çizilen dikken düzgün çiftgenlerde de ne oluyor arkadaşlar? En uzun köşegen simetri eksenidir. Peki buraya geleceğim. Bu, bu, bu kenarda dursun. Hocam bütün çokgenlerde kenar sayısı kadar simetri ekseni var mıdır diye soracak olursanız. Mesela dikdörtgeni düşünelim. Hocam dikdörtgeni düşünsek dikdörtgenin simetri ekseni bir köşegen yapar mı? Arkadaşlar köşegen boyunca katladığında. Hadi katlayalım bakalım. Hop, hop. Şurası yaptı. Üst üste bindi mi? Hayır. Simetri ekseni dediğimiz katladığımız zaman üst üste binmesini istiyoruz arkadaşlar. Demek ki bir köşegen simetri ekseni değil arkadaşlar burada. E hocam simetri ekseni neresi? Tam köşegenlerin kesim noktasından ya da tam böyle orta noktadan geçen bu doğru üst üste katladığınızda iki e, üst üste katladığınızda ne oluyor arkadaşlar? Üst üste biniyor. Ya da şuradaki doğru arkadaşlar tam şu orta noktasından geçen doğru dik olan doğru yine simetri eksenidir. Kare de nasıldır? Hocam kare düzgün çokgendir. 4 tanedir. Bak biri bu. Biri bu. En uzun köşegen en uzun köşegen. Çünkü sen bu doğru boyunca katladığında üst üste biniyor. Çünkü bu açılar 45'er e derece. Tamam. Biri bu. Biri bu. Köşegenler bunlar. Bir de ekstradan şu ve şu değil midir? Bakın 4 tane birden simetri ekseni oldu mu? Oldu. Sonra paralel kenarda peki hocam kaç tanedir? Bakalım paralel kenarda kaç tane yapabiliyoruz? Hocam paralel kenara bakacak olursak şuraya bakalım. S ya da eşkenar dörtgende simetri ekseni var mıdır? Hocam bu köşegen olur mu? Hayır katladığımızda şu açılar üst üste değil ki bunlar üst üste binsin değil mi? Paralel kenarda bu bir simetri ekseni değildir arkadaşlar. E hocam tam buradan şöyle çizdiğim dik köşegenlerin kesim noktasından hayır. Sen bunu böyle katladığın zaman bu kenar üst üste binmiyor. Bak burası daha kısa geldi. Sen katladığın zaman bu buraya denk gelmiş oluyor. Olmaz. Hocam buradan çizdiğim paralel olursa olmaz mı şöyle? Olmaz. Şunlar birbirine eşit ama sen bunu böyle katladığın zaman bu çizgi dik değil ki. Katladığın zaman şöyle gelmez mi arkadaşlar bu? Katlanmış halde burası olur. Üst üste binmiyor. O yüzden parayla kenarda simetri ekseni var mı? Ben bulamadım. Varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Eşkenar dörtgende hocam simetri ekseni kaç tanedir? Eşkenar dörtgende simetri ekseni 2 tanedir. Niye? Nasıl? Köşegen. Hocam bir tanesi bu köşegen. Çünkü katladığınızda üst üste biniyor. Çünkü bunlar açı ortaydı. Hop katladığınızda üst üste biniyor kenarlar. Hocam bu da açı ortay. Aynı zamanda diğer köşegende simetri eksendir arkadaşlar. Yani iki tane eşkenar dörtgende de iki tane. Öyle kafanıza takılan bir şey olduğu zaman böyle araştırın arkadaşlar. Yamukta var mıdır sorusuna artık siz cevap verin. Var mı yamukta arkadaşlar? Bir tek x kenar yamukta vardır simetri ekseni. Niye? O da x kenar yamukta şu arkadaşlar. Şu. Başka ben bulamıyorum. Bir doğru boyunca katlayacaksınız üstüne binecek. O da şuradan çizilen dik. iki eş parçaya bölen. Şu iki eş parçaya bölen. Şurayı iki eş parçaya hatta burayı da iki eş parçaya bölen doğru simetri eksenidir arkadaşlar. Hatta 3 4 5 kitabında da böyle bir soru yapmıştık. Buradan silendik bunlar eşitse bunların değişikliğinden artık bundan sonra söz edebiliriz arkadaşlar. Hani şöyle bir soru vardı. Bunlar dikti mesela. O zaman o sorunun ispatını yaparken biraz zorlanmıştık. Artık öğrendiniz. Hocam burası dikse böyle şunlar eşitse otomatikman bunlar da birbirine eşit oluyor mu? Oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Tamam Evet. İkiz kenar yamukta da simetri ekseni bir tane var. Neyse gelelim. Bak bütün her şeyi açıklamak istiyorum ben size. Burada sadece düzgün altıgen değil. Aklımıza gelen başımıza gelsin diyoruz. Her zamanki sözümüzü kullanıyoruz. Ee, burada kafamızda soru işareti kalmasın diye geçmiş bilgilerimizde şöyle bir şey yapmak istedim. Evet. Düzgün altıgenin altı tane simetri ekseni vardır. Ve düzgün çiftgenlerde de bakın düzgün çiftgenlerin gen, çift hepsinde düzgün sekizgenli de öyledir. En uzun köşegen simetri eksenidir. En uzun köşegen de eşit sayıda kenarları ayırandır. Mesela şu. Hocam bu iki kenar ayıran köşegen değil. Bu üç kenar ayıran köşegen. Evet. Başka şu iki kenar ayıran köşegen. Ya köşegenlerde ya iki kenar ayıran köşegen var ya da üç kenar ayıran köşegen var. Üç kenar ayıran köşegen işte bu simetri eksenidir. Arkadaşlar simetri ekseni iki eşit yarıya ayırıyor. Simetri ekseniyle ilgili çok güzel bilgiler var. Madem simetri ekseni şu açılar birbirine eşit mi? Eşit. E hocam o zaman ben burada da diğer simetri eksenini de çizsem. Hocam bu da simetri ekseni o zaman en uzun köşegen üç kenar ayırıyor. Hocam bu da açı ortaydır. Bu da açı ortaydır. Üst üste binen açılar birbirine eşit. E hocam bu da simetri eksenidir. Bak simetri ekseni. Hop bu da açıortay, bu da açıortaydır. Ha simetri eksenlerin kesim noktası neydi? İşte çemberin merkezi, çevre çemberin merkezi, ağırlık merkezi ya da çokgenin merkezi diye geçiyor muydu? Geçiyordu. İşte tam olarak burası böyle. Arkadaşlar bir de şuraya bakacak olursanız bunların hepsi birbirine eşit değil mi? Eşit ya da eşitliği nasıl göstereceğim bir saniye. Eşitliği de ispatlayayım size. Dur. Hocam 120 derece ya. Şunlar kaçar derece yaptı? 60'ar er derece. 120 60'ar er derece. 60'ar er derece. Oo 60'ar er derece yaptı bunlar. Bunlar 60'ar er derece yaptığı için 60 60 60 oldu. Eşkenar üçgenler çıktı burada. Yani altıgen dediğimiz 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Peki 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 peki. Ben buraya bir kenara A dersem hocam bir kenara A ise eşkenar üçgenlerden dolayı şuraya siyahla eşkenar üçgen şunlara A şey diyeyim. A A A diyeyim. Eşkenar üçgenden dolayı burası da burası da burası da burası da burası da burası da A simetri ekseni dediğim şey bir kenarın iki katı olmuş oldu arkadaşlar. Bakın özelliklerine bakalım. En uzun köşe simetri eksenidir. Eyvallah. Ve bir kenarın iki katıdır demiş. Bak şekil üzerinde belli. Simetri eksenlerin kesim noktası işte çember merkezi, çevre çember merkezi ve ağırlık merkezidir. Doğru. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Bütün çiftgenlerde geçerli bu. Düzgün sekizgende de öyle. Niye hocam? Bak şunun da şu birbirine paralel. Hocam Z var. Z'den dolayı 60-60. Bak gördünüz 60-60 olduğundan dolayı. Ee, şurada da Z var. O zaman şununla da şu paralel. Hmm. O zaman bununla da bu paralel. Arkadaşlar o zaman ben bu konuda neyle karşılaşacağım? Bak 60'lar olduğu için özel açı mantığıyla karşılaşabilirim. Bir. Karşılıklı kenarlar paralel çıktı. Benzerlikle kelebek benzerliği ya da temel orantıyla karşılaşabilirim. İki. Bak buna dikkat edin. Yani ee, bir de ne ile karşılaşabiliriz? Alanla karşılaşacağız. Alan dağıtmayla da karşılaşabiliriz. Özellikle ama özellikle oranlama varsa karşılıklı kenarlar paralel olduğundan dolayı büyük ihtimalle ne ile karşılaşacaksınız? Benzerlikle karşılaşacaksınız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ee, R dediğimiz çevrel çemberin merkezi küçük R dediğimizde işte çemberin merkeziymiş. Arkadaşlar çevrel çemberin çizsen zaten şöyle burası her şeyin merkezi ise eğer şurası A hocam bu çevrel çemberin bak kırmızılar çevrel çemberin nesi yaptı? Yarı çapı yapmış oldu bak R dediğimiz. İçeriden teğet çember çizdiğimizde de arkadaşlar teğet çemberi merkez teğet çektik olduğundan tam 90'ların olduğu yer işte yarı çapın değdiği yerdir arkadaşlar. Merkez teğet çektik. A eşkenar üçgende bu. Eşkenar üçgenin bir kenarı çevrel çemberin yarı çapı yapıyor. Eşkenar üçgenin yüksekliği de teğet çemberin yarı çapı yapmış oluyor arkadaşlar. Evet. Her şeyi burada anlattık mı? Anlattık. Tamam. Bir tek şeyden bahsetmedik. Alan. Hocam alan dediğimiz şey aslında çıkmıyor diyorlar ama bence alan muhabbeti çıkabilir ya. Yani üçgenle alakalı olan kısımları çıkabilir. O yüzden ben de sorularda Üçgenle alakalı olan kısımlardan da bahsettim. E, Altıgen dediğimizde de altıgende de alan çıkabilir aslında. Altı tane eşkenar üçgenden oluşuyor. Bir tane eşkenar üçgenin alanı nedir? Akara kökü, 3 bölü dört. E o zaman altıgenin alanı nedir? Altı tane eşkenar üçgen alanı. Yani 6 tane a kare kök 3 bölü 4 olur arkadaşlar. Bakın bu. Ben bir de şunu keşfettim. Alanla ilgili işlem yaparken hep böyle zorlanıyordum. Ya bir gün bir soruya bir baktım ki hani şöyle yapıyordum. Burası a burası a burası, a, burası 120 ise. Hocam bunun alanı a çarp a çarp sinüs 120 bölü 2 ya. E ondan sonra a a iken burası a kök 3. E burası da a ya. Burası da 90 derece. Buranın alanı da a çarpı a kök 3 bölü 2 yazdım. Bir gün bir baktım ki atıyorum burada kalan 5 kalan da 10 çıktı. Aa, acaba dedim ondan sonra bütün altıgende böyle mi diye bir baktım. Bir ispatladım böyle. Gerçekten ama gerçekten böyle bir şey var arkadaşlar. Eğer böyle üçgenler oluşturduğumuz zaman burada kalan S ise burada kalan 2S'tir. Simetri ekseni olduğundan dolayı burası 3S ise yani simetri ekseni 2S yarıya ayırıyor ya. Burası 3S'tir dedim. Ve ondan sonra altıgendeki alan hayatım değişti. Hep böyle uzun yoldan yapıyormuşum soruları. Bir keşfettim bunu. Bütün böyle sorularda S, 3, 2S, 3S mantığını bir kullandım. Özellikle oranlamanın olduğu sorularda alanda geçiyorsa bu işimi acayip bir şekilde rahatlattı arkadaşlar. Üçgen bilgisini de böyle güzel bir şekilde olaya katınca o kadar kolay çıktı ki. Hatta ben bunu bir öğrendim ondan sonra uyarlamasını yaptım. Dedim ya şöyle altgende bu alan S bu alan 2S bu alan 3S. Ha demek ki şuradaki küçük köşegenle en küçük köşegenle oluşturduğum alan Sken o zaman büyük altıgenin alanı ne olur dedim? 6S de olur dedim. Ondan sonra da şu yorumu da yaptım. O zaman S e, burası da S'tir, burası da S'tir. Tüm alan 6S olduğundan 1 2 3S burada. Buraya da ne kaldı? 3S kaldı dedim arkadaşlar. Ve soruları da bu mantıkla yaptım. Alanla ilgili sorular geldiği zaman bu mantıkta yaptım ve çok da rahat bir şekilde çıktı arkadaşlar. Şimdi siz de göreceksiniz zaten. Hadi bakalım. Bakalım nasılmış. Şimdi gençler alan EDC evet. Şurada şu 3 dışarı kaymış nasıl kaymışsa. Arkadaşlar alan EDC şurada. Burası 3. Alan EDC 3 birim kare olduğuna göre altıgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Önceden olsa ne yapardınız? A derdiniz, A derdiniz, 120 derdiniz. A çarpı, A çarpı, sinüs 120 bölü eşittir 3 derdiniz. Oradan A'yı bulurdunuz. Sonra 6 tane A kare kökü 3 bölü 4 altıgenin alanı eşit oluyor derdiniz. Ama artık bu çileyi çekmenize gerek yok. Sebep hocam buradaki üçgenin alanı 3 ise burası 2 katıdır. Yani 6'dır. E, simetri eksen olduğundan burası 9'sa burası da 9'dur dersin. Ve tüm alanı 18 diye çok rahat bir şekilde bulunsun. O yüzden S, 2S, 3S'i mutlaka ama mutlaka bilin arkadaşlar. Geldik diğer soruya. Kenan'ın K'si. Birbirine eş 7 düzgün altıgen içi boyanıp K harfi elde edilmiştir. Taral alanın tüm altıgenlerin toplam alanının oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar işte bak şimdi. Burada kalan iken tüm alan nedir? 6A'dır. A bu üçgen A ise bu üçgen daha buraya ne kaldı? 4A kaldı. Aynı şekilde A 4A. A 4A A A. E, şunları şöyle 4A olduğunu anladık artık Burada buradaki dörtgenlerin. ya da şunları da A A diye yazalım arkadaşlar. Olay bitti mi arkadaşlar bu şekilde yazdığınız zaman hiçbir şekilde A A yazıp tüm alanı bulup bu üçgenlerin alanlarını falan çıkartmanıza gerek yok. Bu şekilde alan dağıtımı yapın arkadaşlar. Alan dağıtımıyla altıgende iş yapın. Çok güzel oluyor. Evet bize diyor ki taralı alanın yani 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 7, 28, 29 A mı? Evet 29 A. Bazen toplamada hata yapabiliyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29 A'nın neye oranı arkadaşlar? Kaç tane altıgen var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane 6A'ya oranı hop hop gitti. 29 bölü 42 diye buluruz cevabı arkadaşlar. Alan dağıtmayla ne kadar güzel bir şekilde çıkıyor değil mi? Evet. Geldi örnek 24'e. Bak iki tane Ali Kara bir tane Kenan Bey'e eşitmiş. Bak 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 bak. K iken 2K. Oran var alan var. Alan dağıtımı yapacağımız belli mi? Belli. Hadi alan dağıtımı yapalım arkadaşlar. Mesela burada. Hocam hiç şey yapmayın. Buraya k, 2k, 3k, 3k deyip de 3k çarp, 3k çarp, sinüs bilmem neden falan bulmaya çalışmayın. E k'da kalan bilmem neyse 2k'da kalan nedir arkadaşlar? K'da kalan a ise 2k'da kalan 2a'dır. E hocam şu üçgenin alanıyla bu üçgenin alanında 1'e 2 oran vardı. O zaman burası 3a ise burası 3a bölü 2'dir. Bölü 2 ile uğraşmayalım bence. Direkt buraya 2a diyelim. Buraya da 4a diyelim arkadaşlar. Öyle başlarsak daha güzel olacak. 1'e 2 orandan dolayı 2a ise 4a. Hocam burası 6 A ise burası ne olacaktır? 3 A olacak. He, Bu simetrik seni olduğundan dolayı 9 A ise burası. Buraya da 9 A kaldı. S1 bölü S2'yi bakın ne kadar kolay bir şekilde bulduk. S1 dediğimiz 5 A yaptı. S2 dediğimiz 13 A yaptı. Yani cevabımız böylelikle 5 bölü 13 çıktı arkadaşlar. Çok güzel ya. Gerçekten bu alan dağıtımını çok seviyorum. Özellikle S2S, 3S alanını kullanarak çok seviyorum. E hocam siz soruları ona göre yazmışsınızdır. E alan sorularını çözerken bak bakalım. Gerçekten bunu kullandığın zaman daha rahat buluyor musun, bulmuyor musun? Göreceğiz. Göreceğiz. Hadi bakalım. 24. soruyu böylelikle 5 bölü 13 bulduk. Geldik 25'e. Evet. Şimdi arkadaşlar bizden kaleye uzunluğu isteniyor. Bir kere ne dedik? Konunun başında ortalarında hatta dedik ki özel açı mantığını kullanacağız büyük ihtimalle. Çünkü 90 şey var 120 derece ve eşkenar üçgenler olduğundan dolayı. Bir de oranlama olduğunda ne vardır büyük ihtimalle? Benzerlik, kelebek ya da temel orantı dedik. Bakalım gerçekten de öyle mi? Bakıyoruz arkadaşlar şimdi. Ege Ankara uzunluğu 1, KD uzunluğu 5 ve LB uzunluğu 2 birim verilmiş. Arkadaşlar buna karşılık bir 90 derece karşılık getirmeliyim ben. İlk etapta bir uzunluk isteniliyorsa o uzunluğu bulmak için ya 90'a karşılık getiririz ya da benzerlikten buluruz. E 90 yok hocam ama düzgün altıgende dikkat edin arkadaşlar. Hop sen şunu şöyle çizersen. Hocam burası 120 bunlar da 30 30 değil mi? Evet bir köşegen çizdiğinde 90 derece geliyor zaten. Niye? 120 derece olduğundan dolayı. A 90 derece geldi. Şurada bir dik yamuk var değil mi arkadaşım? E dik yamuk varsa dik yamukta ne yapıyordun sen? Dikdörtgen oluşturuyordun. E oluştur dikdörtgenini. Şuradan bir dik çizince arkadaşlar Yukarısı 1 ise aşağısı da 1. E toplam bir kenar 6 idi. Bir kenar 6 olduğundan buraya da 3 bu kaldı? Evet. E burası 6 ise burası da 6 ise burası 6 kökü yaptı. Şurası da 6 kökü yaptı. E 90 derece. Pisagor. X deniyor bizden. Hocam x'in karesi eşittir. 6 kök 3'ün karesi artı 3'ün karesi diyenlere yuh yuh şarkısını hediye ediyorum. Unuttunuz mu? Uzun zaman geçti ama unutmayın kardeşim. X Dikkat edin 3 var. Hocam 3 dediğimiz 3 çarpı 1. 3'ün 1 katı. Bu 6 kök 3 üç dediğimiz 3'ün 2 kök 3 katı. O zaman burası da 3'ün kare içinde. 1'in karesi artı 2 kök 3'ün karesi değil midir? 1 artı 2 kök 3'ün karesi de 12 değil midir? Evet. Cevabımız böylelikle 3 kök 13 çıkar mı? Çıkar. Evet örnek 25'i böylelikle 3 kök 13 bulduk. Geldik örnek 26'ya. Hocam 2 var 4 var. Bak soruya baktığınız zaman bu 6, bu 6, bu 6, bu 6, bu 6, Burası da 6. Hocam soruya baktığımız zaman en uzun köşegen var. Simetri ekseni. Simetri ekseni bir kenarın iki katıdır. Tamam şuranın kaç olduğunu biliyorum. 6 olduğunu değil 12 olduğunu biliyorum. Çünkü bir kenarın iki katı. Bu önemli. Sonra hocam başka şekle baktığınız zaman bak sayılar bizi yönlendiriyor. Hocam 2 var 4 var 6'lar var. Şurada bak kelebek yok mu kardeşim? Kelebek var. İşte kelebek de aklınızın bir köşesinde bulunsun. Temel orantı ya da kelebek. Çünkü karşılıklı kenarlar birbirine paralel. E hocam kelebekteki bir oran var burada. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğundan dolayı. Kelebekteki oran kaça kaç? 3'e 1. 6 bölü 2, 3 bölü 1. Hocam burası 3'enken burası ne oldu? N oldu. E o zaman 4'en eşittir. 12 ise N'i buradan 3 buluruz. Bizden X isteniyor. 3'en olduğundan dolayı N yerine 3 yazacağımızdan dolayı cevabımız da böylelikle 9 çıkar. Geldik örnek 27'ye. Arkadaşlar FL uzunluğu. Burası 3K iken burası 2K verilmiş mi? Verilmiş. Burası 2K FL uzunluğu da 3K. Bak oran var. Oran varsa ne vardır? Büyük ihtimalle kelebek benzerliği vardır. Hocam şurada sayıları yazalım. Hocam burası da 5K burası da 5K burası da 5K burası da 5K. Tamam. E, o, şurada şöyle şunu uzatmış. Ya şurada sanki bak, oran var ya kelebek aklımıza geldi. Hop şöyle. Hocam kelebek yok. Ne yapacağız? Kanadı kırık kelebek var. Aklıma Nurtaç Hoca geldi. Öyle diyor. Nurtaç Hocam selamlar. Evet. Kanadı kırık kelebek diyor. Arkadaşlar gerçekten de öyle. Şu karşılıklı kenarlar birbirine paralel değil mi? Hop hop. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. O zaman burada kelebek yapın desek ne yaparsınız? Hocam şunu uzatırım. Şunu da uzatırım şöyle. Gerçekten şimdi kanadı kırık kelebek Tam kelebek oldu mu arkadaşım? Oldu. Ve size bir şey söyleyeyim. Altıgende bunu da yapıyoruz biz. Altıgende arkadaşlar dış açıları 60'ar er derece ya. 60 60. Bak 60 60 60. Eşkenar üçgene tamamladığımız sorular oluyor arkadaşlar. Ee, şuradan da tamamlayabilirsiniz ama bak şekilden uzaklaşıyoruz. Şuradan da yapabilirsiniz ama şekilden uzaklaşıyoruz. Burada kelebekten dolayı zaten bu tamamlamayı yaptık biz değil mi? Çünkü oran var, büyük ihtimalle kelebek vardır. Şunlar birbirine paralel. E burada kanadı 40 kelebeği böyle tamamladık. E 5K ise burası da 5K burası da 5K. Şimdi bizden ne isteniyor? DL bölü DK. Bakıyoruz. DL bölü DK isteniyor. Bu kelebekteki oran nedir arkadaşlar? Şurada bir oran var. Hocam kaç bölü kaç? 8 bölü 2. O zaman 8K'nın 2K'yı oranı. Dikkat edin. Burası 8K. Allah'tan eşkenar olduğu için şuradaki 5K'ları da yazdık. Yazmazsanız onu da fark edemezsiniz. Evet. FL doğru yazdık değil mi arkadaşlar? FL 3K doğru. Burası 8K'nın 2 kya oranı. Şunun şuna oranına eşit değil midir arkadaşlar? Evet. Yani DL bölü DK'ya eşittir. DL bölü LK'ya eşittir. O zaman bu cevapta kaç çıktı arkadaşlar? Böylelikle 4 çıktı. Yani örnek 27'nin cevabı böylelikle 4 bulduk gençler. Güzel bir soru. Geldik örnek 28'e. Bakalım ne demiş? Şimdi örnek 28'de ABC'de eşkenar dörtgeni biçimindeki biçimindeki şekil 1'deki karton alanı iki eş parçaya ayıran doğru parçaya ayıran doğru boyunca katlanıyor. Hmm, alanı iki eş parçaya ayıran doğru. Arkadaşlar bakın. Biz bunu duyacağız. Alanı iki eş parçaya ayıran doğru ne doğrusu ya da nereden geçen bir doğru? Bunu da özel olarak bakın burada anlatıyorum ki bilin daha da hızlanırsınız. Yani e, ee, özellikle de bu bir bilgi yani. Sizi hızlandıracak bir bilgi. Arkadaşlar paraya kenar variye bütün şekillerde. Bakın şurada gösteriyorum. Paraya kenar variye bütün şekillerde. Paraya kenar üzerinde göstereyim. Belki de daha önce anlattım mı anlatmadım mı bilmiyorum. Tam böyle merkezinden şeklin merkezi. Paraya kenarın merkezi de simetri ekseni değildir. Simetri eksenlerin kesim noktası değildir. Çünkü paraya kenarda simetri ekseni yok diye söylemiştik zaten. Yani köşegenlerin kesim noktası merkezi diyebiliriz arkadaşlar. Ağırlık merkezi de denilebiliyor oraya. Ağırlık merkezinden geçen her bir doğru nedir arkadaşlar? İki eşit parçaya ayırır şekli, alanı. Mesela işte tam şöyle bir doğru çizdim mesela. Şöyle bir doğru ağırlık merkezinden geçiyorsa eğer alanı iki eşit parçaya ayırır arkadaşlar. Niye? Şimdi arkadaşlar bu köşegenlerin kesim noktasıysa eğer Şöyle köşegenlerin kesim noktasıysa. Hocam şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel mi? Paralel. E hocam paralelse şurada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Şurada bir kelebek benzerliği var. Şöyle bakacak olursanız. E hocam aslında şurada da var. Şu ve şurada da var. Kelebeklik olan birebir mi? Evet. Hocam kelebekteki birebirse o zaman burada kalan A ise burada kalan da A'dır. Hocam kelebek dekoran birebir. Şunlar birbirine eşit. E, burada da bir kelebek var. Şöyle bakacak olursak. Buradaki kelebekteki oran da birebir. Şuraya B diyecek olursam burası da B. A bir köşegenlerin ayırdığı yer. Burası A artı B. E hocam burası da A artı B. Burası da A artı B yapar mı alan olarak yapar. Dikkat edin gerçekten bu doğru. Kaç ne kadarlık alanı ayırmış? Şöyle bakacak olursanız. Hocam 2 A artı 2 B'lik alanı ayırmış. Üst tarafta da 2 A artı 2 B'lik alanı ayırmış mı? Evet. Demek ki artık biz bu sonuca ulaştık. Herhangi bir şeyde paralel kenarda eşkenar dörtgende dikdörtgende karede bu şekillerde hatta düzgün çokgenlerde de ağırlık merkezinden geçen doğru alanı iki eşit parçaya ayırır diyebiliriz arkadaşlar. Herhangi bir doğru. Yani sen böyle bir paralel kenar çizdin. Şurası ağırlık merkezi ise eğer sen şöyle bile geçsen işte şuradaki alanla Aşağısındaki alan şu alan iki eşit parçaya ayırır kardeşim. Bunu sakın ama sakın unutma. Şimdi geldik buraya. Arkadaşlar ABCD eşkenar dörtgeni biçimindeki şekil birdeki karton alanı iki eşit parçaya ayıran doğru boyunca katlanıyor. Yani alanı iki eşit parçaya ayıran doğru nedir arkadaşlar? Tam olarak köşegenlerin kesim noktasıdır arkadaşlar. Tam olarak işte burasıdır. Köşegenlerin kesim noktası. E köşegenlerin kesim noktası olduğuna göre Hocam bunlar birbirine eşit. Kelebek var burada. E burada kelebek varsa o zaman bu ne demek arkadaşlar? Şunlar da birbirine eşittir. Hatta şuradaki parçalar da birbirine eşit midir? Evet. E hatta şu parçayla da şu parça birbirine eşit midir? Evet. Yani ben burada şunu buldum şu anda arkadaşlar. Neyi buldum? Şunu sileyim isterseniz İspatı da yapmış bulundum burada. Ben şu doğru boyunca şey yaptığım zaman hocam alanı iki parçaya ayırdığı zaman şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Katlamadan sonra kartonun tek katlı. Ya yani sen bunu böyle katlamışsın. Biz ne yapıyoruz? Katlansa bile şekil katlanmış hali geri açıyoruz. Bak şunun katlanmış hali bu. Şu şöyle katlandı ya bu kadarlık kısma. Sonra açıyoruz şu katlanmış hali şöyle. Şöyle açtık. Sonra bu katlanmış hali de böyle açtık. Yani şuradaki şekilde de buradaki şekil birbirinin tıpkısının aynısı. Bak önceden paralel kenar şöyleydi bak dikkat. Şöyleydi. Şu doğru boyunca katlandığında bu böyle buraya geldi. Ama bunu biraz daha şöyle mi yapsak arkadaşlar? Evet şöyle yapsak daha güzel olacak galiba. Heh. Şöyle yaparsak daha güzel olacak. Evet şimdi arkadaşlar katlanmış halini açtım. Önceden bak şu paralel kenardı. Eyvallah. Ben bunu böyle katladığım zaman arkasındaki de değişti. Şöyle oldu. Sonra diyor ki katlamadan sonra kartonun tek katlı kısımları kesip atılıyor. Hocam tam olarak burada iki kat var. Bak dikkat. Sen bunu böyle katladığın zaman burada iki kat. Böyle tek katlı kısımlar nereli oldu? Şurası ve şurası kesilip atıldığında. Yani benim elimde hangi şekil kaldı arkadaşlar? Tam olarak bu şekil kaldı. Şuraları kesip attığımda. Şuraları kesip attığımda. O zaman bu katlanmış hale açtığım zaman simetri olacak ya. Bu nokta şöyle simetriye bakın. Bu noktanın simetriği tam olarak buraya denk geldi. Ondan sonra acaba bu noktanın simetriği de tam olarak buraya denk geldi. Öbürünün de simetriği şöyle şöyle mi geldi? Evet. O zaman açtığımda şöyle bir şekilde karşılaştım. İşte bu şekil neymiş arkadaşlar? Düzgün altıgenmiş. Hmm. Şunlara kesip attım bak dikkat edin. Şunları kesip attım. Şunları kesip atınca elimde şuradaki ne kaldı arkadaşlar? Altıgen kaldı. Tamam. Madem düzgün altıgen burası. Bir iç açısının 120 derece olduğunu biliyor muyuz arkadaşlar? Biliyoruz. Bunları 120 derece yazalım o zaman. 120 120 120 120. Hocam dış açısı 60. Hocam bunun da dış açısı 60. Aa bak zaten düzgün altıgen böyle uzattığımız zaman eşkenar üçgen çıkıyor demiştik ki kesilmiş alan yer burası üçgen oldu. Hocam burası 120, burası da 60. E burası da 60. Aa burası da 60. Aynı şekilde 60 60 burası da 60 oldu mu? Oldu. E katlamada üst üste gelen kenarlar birbirine eşit. E tekrar açıldığında 12 santimetre düzgün altıgen oluyormuş. Çevresi 12 santimetre olan bir düzgün altıgen elde ediliyormuş. Hmm. Çevresi 12 santimetre olan düzgün altıgen. Hocam 12'yi 6'ya böldüğümüz zaman bir kenar kaç çıkıyor? 2. 2. Hocam 2 birim. Bunlar 1 bir birim 1 bir birim oldu. 2 birim. 2 birim. 2 birim. Bunlar da 1 bir birim 1 bir birim oldu. Bizden ne isteniyor? Buna göre kartonun katlanmadan önceki çevresi kaç santimetredir diye soruluyor. Hocam şurada bir eşkenar üçgen çıktı. Burası da 2. Burası da 2 oldu mu? Oldu. Aa paralel kenarın ya da ya da eşkenar dörtgenin bir kenarını bulmuş olduk mu arkadaşlar? Bulduk. İsterseniz diğer kenarları da bulalım. Burası 2 ya. Burası da 2, burası da 2. Burası da 2, burası da 2. Gerçekten de öyle bak. Burası da 4 çıktı. Burası da 4 çıktı arkadaşlar. Yani 4 birim çıktıysa bir kenar. Katlanmadan önceki çevresi kaç yapıyor? 4'ten 4 dört tane var. 4 birim, 4 birim, 4 birim, 4 birim olduğuna göre cevabımız da 16 yaptı. Bu da güzel ve kolay bir soru diyebiliriz arkadaşlar. Ee, tam da TYT'de çıkmalık bir soru. AYT'de de çıkabilecek bir soru arkadaşlar. Gerçekten hoş bir soru. Keşke size yapın deseydim. Tüh. Neyse olsun bakalım. Arkadaşlar örnek 28'in cevabında böylelikle 16 bulduk. Geldik düzgün çokgenlerin alanlarına. Hocam böyle n r kare alfa bölü 2 bir de nar bölü 2 formülü var. Asla ama asla ezberleme. Niye? Kendin bulacaksın zaten. Arkadaşlar düzgün çokgenlerde çevrel çemberin yarı çapı verildiğinde n r kare sinüs alfa bölü 2 nereden geliyor? Bak düzgün çokgeni çizersin. yarıçapları da çizersin. Mesela yani çevrel çemberin yarı çapı sorulmuşsa çevrel çemberin yarıçapını çizersin. Çizdim mesela yarıçap yarıçap. yarı, çap, yarı çap. E hocam bu üçgenlerden kaç tane oluşur böyle bunları böyle yarıçaplı yarıçaplı çizecek olursak? En kenarlıysa en tane oluşacak. E hocam ben bu üçgenin alanını bulurum. Bu üçgenin alanı nedir? R çarpı R çarpı sinüs alfa bölü 2 değil mi? Evet. R çarpı R çarpı sinüs alfa bölü 2'den kaç tane var? N tane üçgen olduğu için N tane var. E N R kare sinüs alfa bölü 2 geldi mi? Geldi. Formüle gerek var mı? Kesinlikle yok. Peki işte çemberin yarıçapı verilirse yine aynı mantıkta. Hocam şu üçgenin bir tanesinin alanını bulursam bu alandan kaç tane var? Yine N tane var diyeceğiz arkadaşlar. E bu üçgenin alanı artık basit. Taban belli. Yükseklik belli. O zaman taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. A çarpı R bölü 2. Kaç tane olacak arkadaşlar? N tane olmayacak mı? Yani nar bölü 2 de buradan geliyor. Bu formülde ezberlemeye gerek var mı? Yok. Zaten bunlar müfredatta yok gibi algılayın ve ezberlemeyin. Ben size nereden geldiğini gösterdim. Bu arada sinüsü burada kullanmanıza gerek yok. Arkadaşım sen de böyle burası 30 derece ise mesela. E, burası da 4, 4 ise sen bu üçgenin alanını bulurken illa sinüsten bulmak zorunda değilse ki şuradan dik çizersin o şekilde de bulursun. Tamam buna da dikkat et yalnız. Evet gençler bu şekilde bunu ezberlemeyin ve bu işi de öğrendiniz. Bakalım bununla ilgili nasıl soru gelir. Bakın düzgün sekizgen demişiz ve AE'yi kaç demişiz? AE uzunluğu arkadaşlar. AE uzunluğu. Şurası 8 değil. 8 kaymış. Neden? Biraz öncekinde de kaymıştı. Şurası AE uzunluğu 8. Buna göre diyor sekizgenin alanı nedir diye soruluyor. Dikkat ederseniz bu en uzun köşegen değil mi? Bakın 4 kenarı ve 4 kenarı ayırmış simetri ekseni. Aa hocam ben de diğerinde simetri eksenini çizecek olursam. Simetri eksenlerin kesim noktası neydi? Ağırlık merkeziydi. Her şeyin merkeziydi. Çevrel çemberin merkeziydi. Hocam bu da eşit, bu da eşit, bu da eşit, bu da eşit. Çevrel çemberin yarı çapı olduklarından dolayı bunlar. Aa bir tanesi 8'di. O zaman bunlar 4 birim, 4 birim oldu. 4 birim oldu. Hocam bu üçgenden de böyle üçgenleri oluşturacak olursak kaç tane üçgen var böyle? 8 tane üçgen yok mu? 360'ı sen 8'e böldüğün zaman şuradaki açıyı bulamaz mısın? Bulursun. Yani kaç derece çıktı burası? 45 derece çıktı. E o zaman artık şu üçgenin alanını buluruz. Nasıl buluruz? Hocam tabanla e, 4 çarpı 4 çarpı sinüs 45 bölü 2'den buluruz. Ya da tabanına ait yüksekliği çiz. 90'ın karşısı 4 ise 45 45 90 üçgene geldi. 4 bölü kök 2'den 2 kök 2 yapar yükseklik. O zaman alan ne olacaktır? 4 çarpı 2 kök 2 bölü 2 olacaktır. Ama bundan kaç tane var bu üçgenden? 8 gen olduğu için 8 tane olacaktır. Bunlar bunlar gitti. 4 kere 8 32. Cevabımız da böylelikle 32 kök 2 çıktı. Bak çıkmaz. Tamam ÖSYM belki sormayabilir ama. Bak mantık sorusu gibi düşünün arkadaşlar. Kolaylıkla bildiğiniz bilgilerle yapamıyor musunuz bunu? Yapıyorsunuz. Ya yani o yüzden koydum aslında bu soruyu da. Bundan sonrasında da yani alan çıkmayabilir gibi düşünebilirsiniz ama altıgendeki alan gerçekten karşınıza çıkabilir. Ya da düzgün beşgendeki o alan dağıtma soruları gerçekten karşınıza çıkabilir ki 2020 sınavında mı 2019 sınavında mı ne? E çokgenlerde alan dağıtma sorusu sordular mesela. Hani çokgende alan yok dediler, müfredatta yok dediler. Sordular, şimdi aklıma geldi mesela. Evet gençler, böylelikle bu olayı hallettik mi? Hallettik. Değil mi? Bitti. Evet, böylelikle çokgende bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Ne var? Şimdi ne yapıyorsunuz? Çokgenlerle de ilgili testinizi çözüyorsunuz arkadaşlar. Çokgenlerle de ilgili testinizi çözüyorsunuz. Çözdükten sonra da ne yapıyorsunuz? Şöyle bir tekrarınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, yani tekrarı yaparken de ben burada şey yaptım. Ee, ne derler? Çokgenleri bitirdim. Siz şimdi çokgenlerle ilgili kitaptan sorularınızı çözeceksiniz. Ondan sonraki haftada ne yapacaksınız? Bundan sonra dörtgenlerle ilgili benim tekrar testlerim var. Ee, şu, bu sayfadan sonra. Yani bu sayfadan sonra 141'den sonra. Ben buraya kadar e, PDF şey yaptığım için gerisi görünmüyor arkadaşlar. Neyse. E, önümüzdeki haftada oradaki sorular çözersiniz. O zaman bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.